Hoş geldiniz. Her şeyden kaçabileceğini sanıyorsun değil mi baba? Kızım bak. Evde sakince konuşalım, tamam mı? Benim bir toplantıya gitmem gerek. Babaannem bana her şeyi anlattı. Ama ben bir de senden dinlemek istiyorum. Babaannem benden daha çok bilgi sahibi kızım. Bence onunla konuşmalısın. Yani senin bir kızın var ama haberin yok. Aynen öyle. Yani sen benim yanıma gelip bunu sorana kadar benim de haberim yoktu. Yani benim bir kızım olduğunu sen benden daha önce öğrenmişsin. Peki bu ne rahatlık baba? Evimizin hizmetçisi senin kızın çıkıyor. Benim de kardeşim. Ama ben bunu senden daha çok dert ediyorum. Pes. Bak dediğim gibi bu konuları evde daha sakince konuşabiliriz. Şimdi müsaadenle toplantıya gitmem gerekiyor. Baba. Figen'i asla ama asla bizim ailemizin bir ferdi olarak görmeyeceğim. Sakın unutma. Gel Kenan yoldaş, gel. Buyur otur. Yoldaş, Kenan kardeşe bir çay getir be. Nasılsın Kenan yoldaş? Daha iyisin ya. Daha iyi günlerim olmuştu. Hapishaneler ne içindir bilir misin Kenan yoldaş? Herkes sanır ki suçluları içeride suçsuzlardan ayrı tutmak için. İsterler ki bizim gibiler kendi zihinlerinde kolese düşsün. Kendilerine düşman olsunlar. İçten içe kalplerimiz çürüsün. Bu düzene boyun eğip buradan çıkıp gitsen bile kafandaki hapisten kurtulamazsın Kenan yoldaş. İşte o zaman başarmış olurlar. Kalk. Bizimle geliyorsun. Yoldaş, seni kendine düşman etmelerine izin verme. Merhaba Sevda. Merhaba aşkım. Aa, çok fazla naz yapıyorsun ama. Fazla naz? Aşık usandırır demiş büyüklerimiz. Bilmem anlatabildim mi? Dün gece konuştuklarımızı düşündün mü? Şöyle ya. Sen kendini bana bıraksan zaten biz gül gibi geçinip gideceğiz Sevda. Kan lütfen git. Canımın içi. Sen neden bir tane vatan haini terörist için gözyaşı döküp duruyorsun ya? Hiç yakışıyor mu senin yüzüne bir gözün yok? Ya bu adamın evinden anarşik belgeler çıktı. Silah çıktı. En son katıldığı eylemde bir tane polisimizi vurmuş. Bu adam çok tehlikeli. Sizin hepinizi kandırmış. Lütfen. Sevda. Ben sana daha açık konuşayım o zaman. Bu suçlar adam ipe götürür. Ve maalesef senin şoför idam edilecek. Şimdi. İki seçeneğin var. Bu Kenan denen zırh tapoz kurtulsun istiyorsan benimle evlenmek zorundasın. Ailelerimizin önünde benimle evlenmeye karar verdiğini beyan edersen ben bu Kenan'ı ipten alırım. Karar senin. İyi düşün.
Sevda. Dediklerimi yapmanı şiddetle tavsiye ediyorum sana. Yoksa bunun bedelini sen değil de Kenan çok ağır ödeyecek. Sana ufak bir sürprizim var. Gideceğimiz yer çok uzak değil, merak etme. Benim bir suçum yok. Yok bir suçum. Bas dur lan. Ulan madem o kadar cesursunuz, gözümü niye bağlıyorsunuz lan? Açsanıza gözümü, gözümün içine baksanıza korkaklar. Ah. Ah. Hala konuşmayacak mısın? Ne anlatayım lan? Ne anlatayım? Oğlum biz sana iki gündür ne soruyoruz? O silahla işlenen suçlar seni idama götürür. Örgütten bana birkaç isim söyle. Ben örgüt üyesi değilim. Hadi, öt bakalım. Onun hayatı senin ellerinde Sevda. Bunu sen de biliyorsun. Evet olarak alıyorum o halde. Çok mutlu olacağız aşkım. Onun hayatı senin ellerinde Sevda. Sen de bunu gayet iyi biliyorsun. Ah!